hijyenik tedbirler bizi hastalıklardan koruyan önemli koruyucu tedbirdir. Biz klasik bilgi olarak işte elimizi sabah kalkınca işte tuvaletten çıktıktan sonra yıkarız ama unuttuğumuz bir şey vardır. Yıkanan elimiz gün içinde dokunduğumuz işte toplu taşıma araçlarındaki el tutma yerleri, trabzanlar gibi birçok kaynak bizim için bir mikroorganizma kaynağıdır. Yani evden çıktığımız zaman elim temizdir ama işe gelene kadar ve çocuğum okula gidene kadar dokunduğu birçok yerden eline mikroorganizma alabilir. İşte yine göz ardı ettiğimiz bir bulaşma kaynağı da paralar. Kağıt ve bozuk paralar günlük çok sık fazla el değiştir. Alışverişte yaptığımız her tür harcamada paralara dokunuz. İşte paralara dokunduğumuz zaman da bizden önce herhangi bir kişi uygun koşullarda elini yıkamadıysa veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahipse o elimize aldığımız bozuk parayla da çok rahatlıkla bakteri alırız. Eğer bu tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamayan birisi ise onun bağırsağındaki mikroorganizmaları bu parayla alacağız veya bulaşıcı bir hastalığı varsa, hatta bu tüberküloza kadar giden bir bulaşıcı hastalığı varsa da o yine bozuk para marifeti elimize geçecek. Ve yine bir göz ardı ettiğimiz bir tehlike ise, bu da birçok bilimsel çalışma ortaya konmuş bir durumdur. Bu mikroorganizmaların paralar üzerinde canlı kalma süreleri, yani hastalık yapabilme güçleri. Bugün çocuklar, hamileler, yaşlılar ve hastalık bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler hastalıklara daha duyarlıdır. Hele bir de bu mevsim değişiklikleri, havaların bir sıcak bir soğuk gitmesi sebebiyle vücudumuza mikroorganizmaları taşıyacak yollardan birisi paralar. Hele hele küçük çocuklar, onların bir özelliği de her şeyi keşfetme yetenekleri. İşte parayı ağzına götürmesi, parayla dokunması sebebiyle de hele çocukların daha fazla bakteri alacağını unutmamamız gerekiyor. Ve bu konuda da yapabileceğimiz en iyi tedbir çocuklara iyi bir hijyen eğitimi vermek, bulaşma kaynaklarını öğretmek, el yıkamanın temel bilgilerini vermek. Yetişkinlerde ise düzenli işte kredi kartı kullanmak zannederim bu konuda bir avantajsa, çünkü paraya dokunmamış oluruz. Ama günlük yaşamda paraya dokunmamız söz konusuysa bu defa da mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz, işte cüzdan kullanmak doğru bir yöntemdir. Hiç olmazsa bakterilerin bulaşmasını kontrol altına almış oluruz. İkincisi de alışverişlerde lütfen dikkat edin. Özellikle gıda alışverişi yaptığımız yerlerde, küçük kasap gibi böyle işte hazır yemek, soğuk meze, hamburger satan, sandviç satan yerlerde biraz daha dikkatli olun. Çünkü o kişi bozuk parayı alacak, paraya temas edecek, sonra sizin yediğiniz, tükettiğiniz gıdaya dokunacak. Bu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bugün artık bilimsel olarak ispatlanmıştır ki evet, bir bozuk paranın üzerindeki bakteri sayısı 26 bin liraya kadar santimetre karede çıkıyor. Bu da çok ciddi yüksek bir sayı. Şöyle kıyaslama yaparsak, evet, evinizde kullandığınız klozet kapağının yüzeyindeki bakteri sayıları sizin tuttuğunuz bozuk paradan ve kullandığınız cep telefonundan çok daha düşük bakteri sayısına sahip. O yüzden el yıkamaya dikkat etmek gerekiyor. Eldiven kullanılmalı mı hocam? Bozuk yani parayla alışveriş esnasında. Orada da şu sıkıntı var. Yani hijyen olarak sabahtan elinize bir eldiven takıyor. İşte gıda çalışın. Akşama kadar eldiveni kullanıyor. Burada da dikkat edilmesi gerekir. Yani eğer bir para alışverişi yapıyorsa karşı taraf, mutlaka burada eldiven kullanmayı özenle dikkat etmeli. Sadece para aldığı elini bu işten uzak tutmalı. Yoksa eldiven tutmak sadece bir aldatmacadan öteye gitmeyecektir. Yani vatandaş da kullanmalı mı hocam? Hayır, o kadar da bunu hijyen takıntısı haline getirmeye gerek yok. Sadece suyla ve sabunla iyi bir arkadaş olmakta yarar var. Bunu da bir hijyen takıntısı haline getirip her yere dokunduktan sonra el yıkamak değil ama böyle bir bulaşma kaynağı olduğunu bilmek ve buna karşı bir parça daha dikkatli olmakta yarar var.